Sarıerik köyü. Bu köyde de yıkılan çok sayıda var. Buradaki evler genelde çok farklı. Ha, yol yok. Bu tarafa yol mu yok, yoksa yıkılan ev mi yolu? Yıkılan ev yolu kapatmışsın. Merhabalar. Merhaba. Geçmiş olsun. Bunlar dışında gönderdiler. Köyler yani evlere, hanelere dağıtın dediler. Biz de paylaştırıyoruz. Biz de eşit bir şekilde mi? Köye, en çok hasar köye gitmeye çalışıyoruz. Ördekli'de köyü var bildiğim. Gittik. Bir yerle bir olmuştu. Bir köy daha var. Aynı, aşağıda Pampas var. Pampas köyü varmış. Evet. Oraya bir de kimse gitmiyor. Hiç kimse gitmiyor oraya. Elif Ana köyünün oraya dönmeden. Oraya dönmeden. Şey üstü gideceksiniz. Bu köprü ağzı var ya. Hı-hı. O taraftan gidersiniz. En kötü hangisi olmuş şu anda burada mesela? Keferdiz köyü. Bu köy kaç hane biliyor musunuz? 17 hane. 17 hane bir köy. Yani şu anda 17 evet. Aile var. Genelde bizim köyümüz evet, evet. Öyle bir şans var. Çoğu burada değildi çünkü. Yani yaşamını yitiren yok bu köyde. Var. Üç kaybımız var. Evet. Üç kişi. Evet. Kaç ev yıkıldı? Neredeyse köyün yarısı yıkıldı. 60'tan evet. Fazla ev vardı. Birçoğu yıkıldı evde. Evet. 60'tan fazla ev var. Sarıerik köyünde. Ve neredeyse yarısının yıkıldığı, 3 kişinin de bu köyde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Çoğu yurt dışında yaşayan ailelermiş. Kışın burada olmadıkları için de kayıp az olmuş kendilerinin deyimiyle. Merhabalar, geçmiş olsun. Evet, burada 17 hane yaşıyormuş şu an. 60 haneli bir köy ama 17 aile yaşıyormuş. Bu 17 aileden 3 kişi yaşamını yitirmiş ve geriye kalanlar da evlerinin önünde kurdukları çadırlarında, yine kendilerinin oluşturduğu çadırlarda kalıyorlar. Bu ev sağlam ama duvar, bahçe duvarı yerle bir olmuş. Hemen arkasındaki evde kötü durumda, tamamen yıkılmış. Bitişiğindeki ev, arkasındaki ev, çaprazındaki ev, köylerin içler acısı bir durumu var. Tabii felaketin boyutu çok büyük. Çok büyük olunca da her yere ulaşmak, her yerden haber almak anlaşılan biraz zaman almış. Evet, burada insanlar yaşıyordu. Yerle bir olmuş. Bu bina ise tamamen çökmemiş. Alt taşıyıcı kolonların bir bölümü çökünce bina yan yatmış. Sarıerik köyünde aileler ailelere apat çadırlar ulaşmış, çadırlarını kurmuşlar, yardımlar da gelmiş, yardımlar tek tek evlere dağıtılıyor. Evet. Durum biraz böyle.